Anne. İş buldun mu? Hayır. Okuldaki hocam işten ayrılmış. Üzülme, yeni iş bulursun anne. Bulacağım tabii. Yarına bir görüşme ayarladım bile. Her şey güzel olacak Turna. Yeni bir evimiz olacak. Nereden esiyor bu rüzgar? Niye kapanmıyor? Bozuk mu bu? Resepsiyondan gelmişlerdir klima için. Sürpriz! Nasıl bulduk ama seni? Sen ona baskın yaptık desene. Çok özlemişim seni. Burada mı kalıyorsun? Müsait olduğumda arayacağım demiştim Durucuğum. Ya tabii. Biz biliyoruz o senin aramalarını. İnanamıyorum ya. Zeynep Hanım'a bak sen. Evlenmeden çocuk sahibi olmuş. Ablama laf edene kadar kendine bak önce. Hamile misin? Evet. Ama evleniyorum. Hani şu gelmek istemediğin düğün. Abla, düğüne gelmezsen Mert'in annesi bir sürü laf edecek. Bu şekilde gelirsen daha büyük rezalet tabii. Bak senin yüzünden Mert'in ailesiyle aram bozulursa çok fena olur. Gerilmene gerek yok Gamze. Düğüne gelmeyeceğim. Hiç kimsenin huzurunu bozmaya niyetim yok. Saçmalıyorsun Gamze. Hem niye biz o insanlara hesap vermek zorundayız ki? O insanlar? Canım, o insanlar dediğin benim ailem olacak. Ne kadar nüfuzlu olduklarını biliyorsun. Rezil edemem onları. Asıl sen bebeğini nasıl açıklayacaksın o nüfuzlu ailene onu düşün. Bilmiyorlar mı? Mert söylememi istemiyor. Babası kim? Eski iş yerinden bir arkadaşım. Evli miydi yoksa? Tabii ya. Yasak ilişki ortaya çıkınca işten ayrıldın, apar topar buraya döndün, değil mi? Karışık biraz. Hayret. Sen hiç sevmezdin böyle karışık ilişkileri. Sen de hep böyle karışık ilişkileri severdin. Demek bu yüzden eve gelmedin. Anneme babasız bir çocuğun olduğunu söyleyemedin tabii. Hayret. Sana da hiç benzemiyor. Kızım kör müsün? Baksana gözlerine, çenesine. Aynı ablam. Gerçi sen de anneme hiç benzemiyorsun. Yalnız annem duyunca şok olacak. Doğru zamanı bulunca ben kendim söyleyeceğim. Lütfen siz bir şey söylemeyin. Aman ben de zaten çok Gamze merak... Gamze abla. Geç oldu, gidelim artık. Turna da uyuyacak. Sen bakma onlara. Onlar hep böyle kedi köpek gibi didişirler. Ama birbirlerini çok severler. Görüşürüz. Değil mi? Görüşürüz. Söz. Söz. Hadi. Turnacığım, görüşürüz.
Ah böyle bir avuç ateş aldılar. Bizim yüreğimizin orta yerine koydular sanki. Dile kolay. Sen onca yıl gözün gibi bir bak. Yeme yedir. Giyme giydir. Sonra tövbe tövbe gelsin bir dalga alsın senin yavrunu. Henüz ceset bulunmadığına göre kayıp desek daha doğru olur. Ah be kardeşim ya. Görenler olmuş düştüğünü. Ya zaten şuncacık çocuk ya el kadar nasıl baş etsin dalgalarla? Gitti bizim yavrumuz. Gitti. Şule Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne desin kardeşim? Benim yüreğim böyle parçalanıyor ya. O nasıl dayansın? Ağzını bıçak açmıyor zaten baksana. Biraz böyle kafası dağılsın. Ne bileyim hava alsın diye getirdim. Taş kesildi tabii kadın. Kolay mı ya? Ne demişler? Ağlarsa ana ağlar. Bugün Melek evden çıkarken gördünüz mü? Peki limana gittiğini biliyor muydunuz? Daha önceden de böyle sürekli gider miydi limana? Ya ne bilelim biz kardeşim? Hı? Annesinden habersiz gitmemiştir. Neticede 7 yaşında çocuk değil mi? Ya sen ne demeye getiriyorsun? Ha? Biz mi yolladık çocuğu oraya? Git kendini atma dedik lan. Allah Allah. Adam sandık geldik derdimizi paylaşıyoruz. Herif akbaba gibi etimizi kemiriyor. Kalk hadi kalk. Siz beni yanlış anladınız. Lütfen kusura bakmayın. Biz seni çok iyi anladık kardeşim. Yürü. Şule Hanım. Sakın. Bu konu hakkında bir şey söylemeyecek misiniz? Eğer konuşmak isterseniz arayın. Siz dinlemeden bu dosyayı kapatmayacağım. Hadi yürü tamam tamam hadi. Dişlerimi fırçaladım anneciğim. Hadi yorganın içine soğuk soğuk. Dur ablamı çok sevdim. Gamze abla da iyiydi ama biraz sinirli gibi. Abla değil teyze demen lazım. Teyze. Artık benim de teyzelerim var. O zaman senin annen benim anneannem oluyor değil mi? Evet öyle oluyor. Peki anneannem senin kızın olduğuma inanır mı? Anne, inanır mı anneannem kızın olduğuna? Tabii ki. Hadi uyu artık, saat geç oldu. Uyudum bile.
İyi geceler Zeynep Hanım. Ben Ali Erhan. Size ulaşmayı denedim birkaç sefer. Öğrencilerinizden Melek Akçay'ın kaybolması ile ilgili sizinle görüşmek istiyorum. Müsait olduğunuzda beni arar mısınız? Turnacığım, benim çıkmam lazım. İş görüşmesine gideceğim. Sandviçlerini buraya koydum. Meyve suyun dolapta. Acıkırsan yersin, tamam mı? Hava kararmadan gelirim. Otelden çıkmak yok, tamam mı? Tamam anneciğim, sen merak etme. Ben burada oturur, televizyonumu izlerim, yemek yerim, resim de yaparım. Kapıyı da kimseye açma, anlaştık mı? Anlaştık. Sanıyorum siz geçen ayki ilan için geldiniz ama biz bir fotoğrafçıyla anlaştık. Ama ilan... O ilan temizlik görevlisi içindi. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Temizlik işine talibim o zaman. Yapmayın hanımefendi. Siz bu işin uygun... Bakın, gerçekten paraya ihtiyacım var. Çalışmam lazım. Siz bilirsiniz. Üniforma giyeceksiniz. Katı mesai saatleriyle çalışacaksınız. Baştan söyleyeyim. Hiç sorun değil. Ne diyeyim? Hayırlı olsun yeni işiniz. Teşekkür ederim. Güzel bir haberim var. Sonunda iş buldum. Yaşasın. Sevdin mi yeni işini? Öğretmenlik mi yoksa? Değil ama sevdim. Yalnız hemen başla dediler. Akşam 8'e kadar işte olacağım. Tamam. Telefonum da yanımda olmayacak ama molalarda bakarım. Merak etme. Tamam. Sen de beni merak etme. İyi çalış, tamam mı? Tamam. Ararım yine, konuşuruz. Of.
Hanım Ali Çeyiz, buyurun. Sabah teyze. Turna? Alo, Turna sen misin yavrum? Sabah teyze. Söyle kuzum. Neredesin? Oturdayım. Evinle oyun oynamaya gelebilir miyim? Turnacığım ben çalışıyorum yavrum. Hem annenden izin almadan gelirsen annen kızmaz mı acaba? Alo. Turnacığım beni duyuyor musun yavrum? Abi. Çıkmam bir kolum için teşekkür ederim. Turna iyi misin yavrum? Alo. Alo Turna. Turna. Allah Allah. Niye açmıyor bu çocuk? Turna. Turna. Çocuğum nerede? Hangi çocuk? 106 numarada kalıyoruz. Evet evet, bir bayanla gittiler. Hatta size bir not bıraktılar. Buyurun. Turna benimle, merak etmeyin. Hanım Elçeyi Sakar teyze. Buyurun, hoş geldiniz. Yukarıda. Evet, oradan giriliyor. Burası biraz tuhaftır. Buyurun. Çıkarmasaydınız. Olur mu öyle şey? Ateşi düşünce biraz rahatladı. Şimdi uyuyor. Buyurun. Çok ateşi vardı. Ben de alelacele sağlık ocağına götürdüm. Ama kimliği olmadığı için doktor reçete yazamadı. Bir iki ilaç adı söyledi. Fakat ben de alıp içirmeye çekindim. Belki alerjisi falan vardır diye. İyi yapmışsınız. Biraz bekleyelim. İyi olmazsa veririm ben ilaç. Teşekkür ederim. Estağfurullah, ben bir şey yapmadım. Bir tek ateşini düşürmeye çalıştım, o kadar. Sağ olun. İsterseniz yarın sağlık ocağına bir kontrole götürün. Otele çok yakın zaten. Ama mutlaka kimliğini de götürün. Siz de çok korktunuz. Ben çay demlemiştim. O uyurken biz de çay içelim.